Bu eylem farklı görüşlü öğrenci gruplarını bir araya getirdi. Kimi sol yumruğunu, kimi şehadet parmağını kaldırdı ve bu eylemin en ilginç fotoğrafı dün Cerrahpaşa'da çekildi. Sağın simgesi şehadet parmağıyla solun simgesi sol yumruk, Cerrahpaşa'daki öğrenci eyleminde dün ilk kez pankartın arkasından yan yana görüntülendi. Öğrenim özgürlüğünü savunan bu pankartın arkasındaki ellerin sahipleri belli değil. Ancak aynı eylemdeki manzaralar hareketin içeriği hakkında fikir veriyor. Başörtüsünün yasaklanmasına karşı çıkan öğrencilere başörtüsü takmayan sol görüşlü arkadaşları da destek veriyor. Zaten pankart ve dövizler de bu iki genç kızın eylemini simgeliyor. İstanbul Üniversitesi önünde birleşmiş sağ ve sol yumruklar. Şehadet parmağını kaldırmaya alışmış bu başörtülü öğrenci de sol yumruğunu sıkarak kendilerine destek veren sol görüşlülerle dayanışma içinde olduğunu gösteriyor. Polisin geriden şaşkın bakışlarla izlediği bu ilginç dayanışma hareketlerinin adını da koymuş. Rektör Kemal Alemdaroğlu bir yandan protesto gösterilerine hedef olurken diğer yandan da destek ziyaretçilerini kabul ediyor. Bugün Atatürkçü Düşünce Derneği yöneticileri tarafından ziyaret edilen Alemdaroğlu, hilafetin kaldırılışının 74. yılında hala ülkeyi orta çağ karanlığına götürmek isteyenler var, dedi. Türban eylemlerinin odak noktasındaki isim rektör Kemal Alemdaroğlu'na destek vermek için Atatürkçü Düşünce Derneği yöneticileri bugün İstanbul Üniversitesi'ndeydi. Alemdaroğlu eylemleri bakın nasıl değerlendiriyor. Hilafetin kaldırılışının 74. yılında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasal düzenini yıkmak isteyen, ülke bütünlüğünü bozmak isteyen bazı odaklar ülkemizi orta çağ karanlığına götürmek istiyorlar. Türban genelgesinin geri çekildiğini belirten Alemdaroğlu protestocu öğrencilere çağrıda da bulundu. Atatürk gençliğine ve İstanbul Üniversitesi gençliğine yaraşır biçimde görevlerini yerine getirmelerini diliyorum. Devlet üniversitelerinde bu kargaşa yaşanırken özel üniversiteler bu soruna bir hayli uzak. Çünkü öğrencileri de yöneticileri de soruna biraz farklı bakıyor. Bu sahne Türban Genelgesi'nin yayınlanmasının ardından bir devlet üniversitesi, İstanbul Üniversitesi'nin kapısında yaşandı. Bu görüntülerse aynı gün bir özel üniversitenin kapısından. Her şey olması gerektiği gibi. Canı isteyen türban takıyor, isteyen miniyle geliyor. Yani türban diye bir sorun özel üniversitelerde yok. İki üniversite arasındaki çarpıcı farkın kaynağı yöneticilerinin olaylara bakışından kaynaklanıyor. Türkiye'nin en seçkin özel üniversitelerinden Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Niyazi Öktem bakın farkı nasıl koyuyor. Dünyada Batı'nın demokratik devletleri arasında sakal, bıyık ve kıyafetle yani kılla uğraşan tek ülkeyiz. Seçkin özel üniversitelerimizden Bilgi Üniversitesi de türban sorunu yaşanmayan, öğrencinin eylem değil öğrencilik yaptığı bir üniversite. Bilgi Üniversitesi'nde öğrencinin eylem yaparak vakit kaybetmeye tahammülü yok. Çünkü öğrenim paralı. Öğrenci yıl ve para kaybetmeden mezun olmayı hedefliyor. Bu hedef öğretim kadrosunda da var. Bakın Bilgi Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Asaf Savaş Akat ne diyor?
İnsanların umumi ahlak kuralları içinde kalmak kaydıyla kıyafetlere karışılmamasından yanayım. Özetle devlet üniversitelerinde yaşanan eylem özel üniversitelere sıçramıyor. Çünkü özel üniversitelerde kılık kıyafet değil, laik cumhuriyete bağlı, iyi yetişmiş birer yurttaş armağan etmek motivasyonu hem entelektüel hem de maddi nedenlerle daha ağır basıyor.